zenginleşme oldu. Lakin orada çok bir virgül açıp bu zamanı attınız. Programın sonuna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ehli Beyt'in hayatında bir değişikliğe vesile oldu mu? Oldu mu hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir şey olmuyor. Çünkü zenginliğin ahlakını çok iyi biliyor. Evet. Geleni nasıl yönlendireceğini, nasıl sevk edeceğini biliyor ama evde sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yok. yok ki. Analarımız haklı olarak şunu düşünüyorlar. Ya diyorlar, bizden daha fakir olanlar şu anda bizden daha iyi seviyedeler. Bizim üzerlerimize elbise yok ya. Biz en iyisi diyor bir heyet oluşturalım. Taleplerimizi yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le de gidelim. Birimiz de sözcü olsun, konuşalım. Ne kadar masum bir şekilde görünüyor değil mi şöyle bakınca Evet. mevzu aslında? Şimdi yazmışlar taleplerini. Analarımıza kurban olalım. Ne yazmışlar? 200 metrekare daire, falanca villa, filanca işte binek, filanca arsa, filanca yat, filanca kat, bunlar değil. Birer elbise ya. Vallahi bu. Her birinin istediği elbise de o demiş ki benimki benekli bir elbise olsun. Ötekisi demiş ki benimki şöyle olsun. Her birinin kaynaklarımızda var bu bilgiler. Her bir annemiz istemiş. Allah Ayşe anamızdan razı olsun. İlk önce olayı ortaya çıkaran odur. Sonra kendisini geri çekmiş demiş ki ben istemiyorum. Çünkü başına geleceğini çok iyi biliyor. Diğer annelerimizin talepleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iletiliyor. Efendimiz o kadar üzülüyor ki bundan, o kadar üzülüyor ki hiçbir şey demiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Bekir kardeşim? Mescid-i Nebevi'ye bir çadır kurduruyor, bir ay evine gitmiyor. Küsüyor Efendimiz, buna ilah hadisesi deniyor. Çok şey bu aslında. İnanın ki o kadar önemli dersler var ki burada ama ben özellikle bir tane husus var ki ona dikkat çekmek istiyorum. Ya olur yani hanımlarımızla bazı sorunlar yaşayabiliriz. Kim sorununu sözle halletmeye kalkarsa ilk başta o işi kaybeder. Eşler arasındaki iletişimin en güzel yolu aslında sükunettir. Sulhtur. Eğer sulhla sükunetle olmuyorsa biraz mesafeyi arttırmaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapıyor. Gitmiyor evlerine. Çadırda kalıyor, namazlarında çıkıyor, namazlarından sonra tekrardan çadırına dönüyor. Şimdi buradan sonrasını başta Bukhari, Müslim onlarca hadis kitabında Hazreti Ömer'in naklettiği şekliyle okuyacağız. Ömer o günlerde nerede? Avali bölgesinde. Dedik ya avali Evet. unutulmasın. Ensar bir kardeşi var. Onlar dönüşümlü olarak gidip geliyorlar. Gecenin vakti Itban bin Malik kapıya vuruyor. Ömer, Ömer kalk diyor. Ömer korkuyor diyor. Ne oldu, ne oldu diyor. Gassaniler mi bastı Medine'yi? Çünkü o günlerde öyle bir söz kullanıyor. Vallahi Gassaniler basmadı ama daha büyük felaket var. Nedir o daha büyük felaket? Resulullah herhalde bütün hanımlarını boşanmış. Ömer radıyallahu anh dünyası başına yıkılıyor. Ya diyor nasıl olur diyor. Netice itibariyle o hanımlardan biri Bir kim? tanesi de şey. Ben diyor ona söylemiştim, uyuma demiştim Evet. diğerlerine. Bak sakın Ebu Bekir'in kızıyla yarışmaya Haklı da kalkma. olsa sus. Sus çünkü Allah Resulü onu senden, onun babasını da senin babandan daha fazla seviyor. Sakın ha bu noktada bir şey yapma diye uyarmıştım. Ne yaptılar bunlar diye böyle hiddetle geliyor, geliyor içeriye giriyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz çadırında sahabenin bir miktarı da oturmuş Mescid-i Nebevi'ye ağlayan ağlıyor, sızlayan sızlıyor. İnanılmaz bir hüzün var. Efendimizin yanına girmek istiyor Hazreti Ömer. Rebah isimli peygamberimizin bir işte Hizmetçisi var. hizmetlisi var orada. Rebah'a diyor ki Rebah git Resulullah'a söyle Ömer onunla görüşmek istiyor. Rebah gidiyor dışarıya çıkıyor diyor ki Resulullah hiçbir şey söylemedi. Yani görüşmek istemiyor. Gittim diyor oturdum biraz mescitte. Ama yerimde duramıyorum ki. Kalktım bir daha geldim. Rebah dedim ne olur bir daha söyle. Rebah bir daha girdi söyledi. Çıktı dedi ki valla Allah Resulü bir şey söylemiyor. Bir daha gittim biraz dolaştım dolaştım ama duramıyorum yerimde. Yani Resulullah'tan öğrenmem lazım ne oldu ona. Bir daha girdim diyor Rebah'ın yanına. Rebah dedim ne olur söyle. Rebah gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır deyince oradan bağırıyor Ömer radıyallahu anh. Ya Resulallah inan ki
Hafsa ile alakalı bir şey için gelmedim. Sadece seni görmek için geldim. Allah Resulü tamam diyor, gelsin. Giriyor içeri aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çadırındaki hasırında yattığı için hasırdan dolayı böyle yüzünde izler oluşmuş. O izleri görünce Ömer zaten tutamıyor kendini, ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun Ömer diyor. Vallahi ya Resulallah senin şu haline ağlıyorum. Kisralar, Kayserler, Melikler, Krallar, Padişahlar bu kadar rahat içerisinde senin yatacak bir yatağın bile yok. Ne olacak diyor bunun sonu. Allah Resulü teskin ediyor Ömer'i. Ömer diyor istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. Ömer ne diyebilir? Ömer orada o sözde teskin oluyor. Ya Resulallah diyor. Ömer biraz şimdi havayı yumuşatacak ki bir yol bulsun. Tabii, meseleye öyle bir anda girilmiyor. Zeyd'in kızı var ya diyor, kendi hanımını kastediyor. Atike binti Zeyd, onun o günlerde hanımı. Zeyd'in kızı var ya, geçenlerde benden bir şeyler istedi. Ben de yok dedim. Bir müddet sonra bir daha istedi, bir daha yok dedim. Üçüncü kez isteyince öyle bir yok dedim ki bir daha benim karşımda konuşamadı. Allah Resulü tebessüm etti. Fırsat bu fırsat, Ömer diyor ki ya Resulallah. Buradan gireyim kalana. Boşadın mı hanımları? Hayır diyor. Hayır deyince kalktım ayağa. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey Müslümanlar, Resulullah hanımlarını boşamadı diye müjde verdim diyor. Ondan sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i teskin ettim. Meğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam ila adına bir şey işte bir aylık bir uzaklaşma ahdini koymuş ortaya. O günde ay 29 gün çekiyor. Ay bitince ne oldu? Yemin de bitti. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gidiyor. Evine gidiyor. İlk nereye gidiyor? Ayşe'nin odasına. Ahzab suresinden de ayetler inmiş zaten. Ayetleri okuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşe anamıza. Rabbimiz zaten orada peygamber hanımlarına hitaben diyor ki Allah'ı ve ahireti mi istiyorsunuz, dünyayı mı istiyorsunuz? Hangisini tercih ederseniz peygamber ona göre davranacak. Ne diyorsun Ayşe diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sözüne karşı tam bir şey söyleyecek. İstersen diyor git annem ve babanla da danış. Ayşe anamız tam ana işte yani tam o peygamber evine sultan olmak öyle kolay bir şey değil. Ya Resulallah diyor ben neyi danışacağım anne ve babama? Allah ve Resulü bir tarafta, dünyalık nimetler bir tarafta. Ben dünyalık nimetleri mi tercih edeceğim? Elbette ki Allah ve Resulünü tercih edeceğim diyor. Efendimiz seviniyor. Peki diyor diğer hanımlar, şimdi normalde rekabet var ama adaletten ödün verir mi? Asla. Orada Ayşe anamızın söylediği söz şu: ya Resulallah zannetmiyorum ki hiçbir hanımın benim söylediğimin dışında bir söz söylesin. Allah senden ebeden razı olsun. İşte bunun adıdır adalet. Peki bu adaleti nasıl sağladı Bekir kardeşim? Hı hı. Bir şey var burada, kaçırmamamız lazım gözden. Adalet öyle kendiliğinden ortaya çıkmaz. Adaleti ortaya çıkaran duygunun adı insaf duygusudur. İnsafı ortaya çıkaran şeyin adı da kanaattir. Kanaat bozulursa insaf bozulur, insaf bozulursa adalet bozulur. Bakın bunlar birbirini destekleyen şeyler. İyice anlayalım yani bunun bir iki cümle üzerinde duralım. İnsaf ne? Arapça insaf kelimesi nısftan gelir. Yarı demektir aslında. İnsaf şu: %50 ben haklı olabilirim, %50 de sen. Eğer insaf varsa %51 %49 değil, %70 %30 da değil, %90 %10 zaten hiç değil. Bugün adaletsizliklerin temelinde yatan şey bu. İnsafsız. Çünkü adam kendini haklı görüyor. Hiç demiyor ya ben bir durayım ya bir bakayım ya, demiyor bunu. Niye diyemiyor? Kanaat bozuldu. Hakkına kanaat etsin, insaflı olacak. Ayşe anamızın o anda adaleti ortaya çıkaran WhatsApp gruplarından iletin, ulaştırabildiklerinize ulaştırın. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Geceniz mübarek olsun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim. Allah'a emanet olun.